1935 Karabağ doğumlu, Han kentinde doğdu. Azerbaycan vatandaşıdır. Kursağında Azerbaycan'ın ekmeği vardır. Azerbaycan'ın imkanlarıyla okudu. Doktor oldu. Doktorluğun yanı sıra gazetecilik yaptı, politikacılık yaptı. Ama Türk düşmanlığını hiç bırakmadı. Hocalıya saldıranların içerisinde Zori Balayan vardı. Hocalı'da katliam yapanların içerisinde Zori Balayan vardı. 1992'de, 1996'da da ruhumuzun canlanması diye yazdıklarını kitaplaştırmış, yaşadıklarını, hissettiklerini bir bölümü okuyacağım. Dikkat edinizdir abi. Arkadaşım Paçatur'la ele geçirdiğimiz eve girerken askerlerimiz 13 yaşında bir Türk çocuğunu pencereye çivilemişlerdi. Türk çocuğunun bağırış çağırışları çok duyulmasın diye Paçatur çocuğun annesinin kesilmiş memesini çocuğun ağzına soktu. Daha sonra 13 yaşındaki Türk'ün başından, göğsünden ve karnından derisini soydu. Saate baktım, Türk çocuğu 7 dakika sonra kan kaybından öldü. Mesleği hekimlik olduğu için hümanistir. Bunun için de Türk çocuğuna yaptığım bu işkencelerden dolayı kendimi rahatsız hissettim. Ama ruhum halkımın %1'inin bir intikamını aldığı için sevinçten kurulanır. Kaçakçı daha sonra ölmüş Türk çocuğunun cesedini parça parça doğradı. Ve dikkat ediniz. Ve bu Türk'le aynı kökten olan köpeklere attı. Akşam aynı şeyi 3 Türk çocuğuna daha yaptı. Ben bir Ermeni vatansever olarak görevimi yerine getirdim. Kaçakçı da çok terlemişti. Ama ben onun gözlerinde ve diğer askerlerimizin gözlerinde intikam ve güçlü hümanizmin mücadelesini gördüm. Ertesi gün biz kiliseye girerek 1915'li ölenlerimiz ve ruhumuzun dün gördüğün kirden temizlenmesi için dua ettik. Ancak biz Hocalı'yı da vatanımızın bir parçasını işgal eden 30 bin kişilik pislikten temizlemeyi başardı. Bunu bir doktor. Fakat 1989'da Sovyetler Birliği Meclisi'ne milletvekili seçildi zora kadar. Milletvekilliği de var. Ve bu adam Duma'ya. Ve bu duyguda olan, bunu hisseden her şeyi yapar. Her şeyi yapar. 63 tane çocuğu katletti.